Günaydın Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde önemli bir gündem maddesiyle günü açtık. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte uyandık. Önemli tedbirler alınıyor yeniden TL cephesini hareketlendirmek, döviz tarafını biraz kısmak üzere. Haftanın son işlem günündeyiz, aynı zamanda ayın son işlem günündeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki sürece ilişkin notları da konuşmamız gereken bir noktada olduğumuzu hatırlatalım. Şöyle bir rakamlara bakarak başlayalım. Sonra da o ayrıntıları ve o rakamların neden sebep fiyatlandığına ilişkin ayrıntıları konuşalım. 93.281 bizim kapanış değerimizi oluşturdu. Borsa İstanbul 100 tarafında. 6.62.46'dan geçiyor dolar TL tarafında işlemler. Sabah saatlerinde dolar TL'de epey ciddi bir hareketlilik gördük. 7.73.90'dayız euro TL cephesine baktığımızda. Euro dolar paritesinde 1.17 sınırına yeniden geldiğimizi söylemek mümkün. 1.16.83'ten hareket ediyor. 24.48'i görüyoruz faiz cephesinde. 1.205 dolar sınırında hareketini sürdürüyor altında ons başına işlemler ve 77.70 dolar bir fiyatlama görüyoruz Brent petrol tarafında. Şöyle bir hızlıca haberlere bakalım. Bu haberlerden kuşkusuz en önemlisi bugün sabah saatlerinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi idi. O kararnameye göre neler oluyor, neler bitiyor? Onun ayrıntılarını şöyle bir konuşmakta elbette fayda var. En açık tanımıyla aslında resmi gazetede yayınlanan bu karar şunu söyledi bize. Bir yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat tutarsanız eğer, yani önümüzdeki bir yıl için TL'ye güvenir, paranıza dövize geçmek yerine TL'de kalmayı tercih ederseniz ben burada bir ödül veririm size diyor devlet ve bu yatırımdan vergi almam. Vergiyi burada sıfırlarım diyor. Diğer taraftan döviz konusunda da dövizle yatırım yapmanın da bir maliyeti olacak diyor. Orada da vergi oranlarını artırıyor. Dolayısıyla TL açısından kısa vadede olumlu sayılabilecek haberlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı bu haber. Vadeli mevduat hesabı sahiplerine ağırlıklı olarak ilgilendiriyor. 3 aylık için yapılan bir düzenleme bu. 3 ay sonra yeniden nasıl bir karar verilecek onun ayrıntısı. Elbette bakılır. Şöyle bir oranlara da bakalım birlikte. Döviz tarafında çıkartılan rakamlar 6 aya kadar olan hesaplarda %20'lik bir vergiden bahsediyoruz. 1 yıla kadar, 1 yılda bu eşin içerisine dahil %16'dan bahsediyoruz. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da döviz tarafında yatırımınız varsa %13'lük bir vergi ödemek mecburiyetinde kalacaksınız. Buradaki maliyetlerin artışı bunu ifade ediyor. Mevduat faizlerine baktığımızda TL tarafında orada da 6 aya kadar %5, 1 yıla kadar %3 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, yani vergi almayacağını söylüyor diyelim. Bunun 3 ay için sınırlı olduğunu hatırlatalım. Vadesiz ve özel cari hesaplara ithafen yapılmış bir karar. Burada nasıl, ne kadarlık bir vergiden vazgeçiyor devlet diye baktığımızda şu çok kabaca bir hesaplamadan bahsediyorum. Yaklaşık 1,5 milyar liralık bir vergi kaybından bahsediyoruz ama 2,5 puanlık bize bir avantaj sağlıyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Peki başka notlarımız neler bizim? Halk Bankası'ndan bir geri alım programı açıklandı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta içerisinde İş Bankası'ndan da benzer şekilde bir geri alım programı açıklanmıştı. Halk Bankası açısından yaklaşık halka açıklığın 7'de 1'i şeklinde ifade edilebilecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Geri alım programında yaklaşık 6 liradan hisse fiyatlanıyor an itibariyle. Şöyle bir bu haber ne demek diye baktığımızda Halkbank kendi hissesine güveniyor ve çok ucuzladığını düşünüyor. Tıpkı İş Bankası gibi ve piyasadan kendi hisselerini buralardan toplayacağını söylüyor. Halkbank yatırımcısı açısından pozitif sayılabilecek haberlerden bir tanesi. Bu ayrıca geçtiğimiz günlerde Halkbank'a ilişkin herhangi bir ceza beklemiyoruz açıklamalarının ardından Halkbank'ın kendisinin de böyle bir ceza beklemediğine ilişkin olarak piyasa uzmanları tarafından şu anda yorumlanmış görünüyor. Pazartesi günü 3 Eylül'de enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Enflasyon rakamları ile birlikte orada nasıl bir şekillenme olacak ona göre başka bir hikaye konuşmaya başlayacağız. Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de yapacağı faiz toplantısı çok daha önemli hale geldi. Özellikle bu
bugünkü kur hareketiyle birlikte faiz oranlarında en az 400-500 bas puanlık bir faiz artırımı gibi bir beklenti var piyasa tarafında. Yaklaşık 750 bas puanlıkta bir açılma söz konusu piyasa faizleriyle Merkez Bankası'nın politika faizi arasında. Üst bant kullanılıyor ancak onun da altını çizmekte elbette fayda var. Yine piyasa tarafında önemli olacak noktalardan bir tanesi orta vadeli program. Yeni ismini olacak bilmiyoruz ama OVP önemli. Eylül başında açıklanacağı söylenmişti. Dolayısıyla her gün acaba bugün mü diye baktığımız bir nokta olduğunu söyleyelim. CDS ve faiz tarafını özellikle takip edeceğiz. Yabancı algısının ne yönde evrildiğini, ne yönde değiştiğimizi gösterecek noktalardan bir tanesi. CDS primleri risk primi anlamına gelmekle birlikte 522 bas puana kadar Türkiye için çıkmış görünüyor. Eylül-Ekim döneminde daha çok gözümüz döviz tarafında oluyor. Bunun özel olarak sebebi de Eylül-Ekim ayında önemli iç ve dış borçların ödenmesi, çevrilmesi gereken noktalara doğru geliyoruz. Almanya tarafından bir destek vardı hatırlayacaksınız. Ancak Almanya tek başına destek elbette veremeyecek. O desteği diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte anlaşarak vermek mecburiyetinde. Burada da Türkiye'nin koz olarak kullanabileceği noktalardan bir tanesi göçmen politikası olacak gibi görünüyor. Buna ilişkin yorumları birazdan konuşacağız. Şöyle hızlıca bir gazetelerin manşetlerine, sürmanşetlerine, ekonomi sayfalarına neler yansımış ona bakalım birlikte. Evet, gazete manşetlerine neler yansıyor ona birlikte bakacağız. Öncelikle sizlere aktaracağımız Haber.tr mevduatlarında vergi oranının düşürülmesine ilişkin az önce aslında kısa kısa notlarla anlatmıştık. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte sabah resmi gazetede okuduğumuz bir haberdi. TL mevduata sıfırlandı vergi. Bir yıldan uzun TL tutarsanız eğer, döviz tarafında da yukarı yönlü bir düzenleme yapıldı ve vergi artışları getirilerek bunun için bir maliyeti var dendi. Ayrıntıları birazdan yorumlarla beraber de elbette konuşacağız. Dövizdeki hareketlilik sadece Türk lirası için mi? Hayır. Gelişmekte olan para piyasalarının hemen hemen hepsinde benzer şekilde sorunlar söz konusu. Bu ara gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmak ya da gelişmekte olan ülkelerde iş yapmak gittikçe zorlaşıyor. Biz de aynı sepette değerlendiriliyoruz gelişmekte olan piyasalarla. Gelişmekte olan piyasalar bu EM dedikleri ülkeler kimler? İşte Arjantin'i, Meksika'sı, Brezilya'sı, Güney Afrika'sı gibi sayabileceğimiz ülkeler. Dolar'da Arjantin ve Fitch fırtınası başlığını görüyoruz. Dünya gazetesinde yer alan habere. Dün dolarda 6.84'lü seviyeleri görmüştük. Burada 6.85'in oldukça önemli bir nokta olduğu da vurgulanıyor. Hatta 6.60'ları üstü eğer kalıcı hale gelirse piyasa uzmanları 7.20'lere doğru bir hareket beklediğini söylüyor. Ancak 6.60'ın altında kalacak kur fiyatlamalarında 6.30'lar ilk hedef olarak görülüp ondan sonra altlara doğru inecektir yapılan yorumlar bu şekilde. Arjantin'de Merkez Bankası dün rekor bir faiz artışına gitti. %45'ler seviyesinden %60'a yükseltti faizleri. %15'lik bir değerlenme var bu tarafta. Bu gelişmeler ardından dolar TL'nin de yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Bu sefer kendi şokumuzdan değil Arjantin'in şokundan etkilenmiş görünüyoruz. TL'nin dışında birçok gelişen ülke para birimi de benzer şekilde değer yitirdi. Hindistan rupisi dolar karşısında 70.8 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gelmiş mesela. Güney Afrika randı, Macar forinti gibi birçok para birimi de yönünü aşağıya doğru çevirmiş görünüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türk bankalarıyla ilgili yapmış olduğu değerlenme TL'deki düşüşü bir parça daha hızlandırmış durumda. Kurdaki yükseliş Türkiye'nin CDS'lerine de benzer şekilde yansıdı ve 5 yıllık tahvili sigortalamanın bedelini gösteren risk primi 5'ten fazla artarak %5'in üzerinde artarak 526.79 puanı gördü. An itibariyle de az önce ifade etmiştik 522 puana kadar gelmiş durumda. Geçelim bir başka habere. Savunma sanayinden biraz bahsedeceğiz. Türkiye savunmada atağa kalkıyor başlığını görüyoruz. Milliyet gazetesinin ekonomi sayfasını aktarıyoruz haberi sizlere. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlanırken
Milliyet Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarına ilişkin dosyayı açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp uluslararası pazarda da ağırlığını hissettiren Türkiye, savunma sanayi başkanlığının öncülüğünde her türlü zırhlı araç, deniz araçları, komuta kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri, atış kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silahları milli imkanlarla tasarlayıp üretecek birçok ürünü hizmete aldı başlığını görüyoruz. Yerli ve milli atak başlığıyla birlikte Seyfettin Ersöz'ün kaleminden sizlere aktardık bu haberi. Geçelim bir başka habere. Matrah artırımında son gün olduğuna dikkat çekiyor. Hürriyet gazetesi paylaştığı ekonomi sayfasındaki haberde vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına başvuru 27 Ağustos'ta sona ererken matrah artırımına başvurular devam ediyor. Matrah artırımı yapmak isteyenler için 31 Ağustos tarihi başvuru için son gün olarak belirlendi hali hazırda. Bir de zam haberi maalesef vereceğiz. Dünyada buğdayı küresel ısınma vuruyor. Türkiye'de ekim alanları daralıyor başlığıyla birlikte Milliyet gazetesini görüyoruz. Buğday çok azaldı, yerine nohut kaptı denmiş. Şu halde stokçu piyasayı elbette takip ediyor, fırsat kolluyor. Fiyatların yükselme ihtimali stok yapanlar ya da buğday ticareti yapanların da gündeminde. Buna göre dünya piyasalarını yakından izleyen stokçunun fiyatı yükseltmek için stok yapabileceği ifade ediliyor. Ancak stokçu bu durumda hükümetin toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla teşvik ettiği lisanslı depolarla karşı karşıya kalacak. TMO elindeki lisanslı depo uygulamasıyla bunun önüne geçebilir. Bu nedenle TMO tarafından buğdayın piyasaya sürülmesi işlemi de devam ediyor. Ancak stoğun azalması ve dünya piyasalarının geçirdiği zor günlerin Kasım, Aralık ve yılın ilk 3 ayında buğdayın yüksek fiyatlarla alınmasına neden olacağı belirtiliyor denmiş bu haberle birlikte. Vergiyle korunabileceği belki ihtimali üzerinde duruluyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, buğdayda baş gösteren krizle birlikte ülkelerin kendilerine yeterli ürünü üretmelerinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, üretimimiz kendimize yeterli olduğu sürece başkasına bağımlı da kalmayız vurgusunu yapmış. Hedef 1.000 dolarlık yemek yedirmek. Vatan Gazetesi paylaşmış bu haberi. 5-8 Eylül tarihlerinde TÜYAP'ta yapılacak World Food Forumu var, fuarı var. Türkiye gastronomi turizminde burada atağa geçecek gibi görünüyor. Bir turistin Türkiye'de haftalık 257 dolarını yeme içmeye ayırdığını belirten Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, hedeflerin bu rakamın 1000 dolara çıkarmak olduğunu söylüyor. Organik pazara özel bir bölüm açılacağından bahsedilmiş. Yemekte siyaset yok, en çok ilgi Amerika'dan başlığını görüyoruz. Fuar kapsamında 1000'den fazla markanın buraya geleceğini belirtmişler. Bunların 850'sinin yerli firmalardan oluştuğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıl 29 ülkeden 354 katılımcıyı, 13 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yıl 30 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcıyı, 17 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Gastronomi ile farklılaşma vurgusu oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Ve son haberimiz size gramaj oyunuyla zam fırsatçılığına ilişkin. Fiyatlar aynı ancak gramajlar azalıyor gibi görünüyor. Posta Gazetesi'nin özel haberi ekonomi sayfasında yerini bulmuş. Ekonomik saldırılar nedeniyle yükselen dövizi fırsat bilen üretici ve satıcılar 15-20 gün içinde A'dan Z'ye birçok ürüne %50'ye varan oranda zam yaptı. Zamların çoğu gramaj oyunuyla, yani gizli olarak yapıldı. Bakanlık bu konuda devrede görünüyor. İşte bazı ürünlerdeki fiyat farklılıkları, eski yeni gram ve fiyat farkını bir grafik şeklinde, bir tablo şeklinde vermişler. Çikolatadan yulaflı bisküviye, ay çekirdeğine kadar epeyce fazla ürünün bulunduğunu söyleyelim. Ürünler küçülüyor. Özellikle 1 lira, 2 lira ve 5 lira gibi fiyatlarla fixlenen çikolata, gofret, cips, çerez, kahve, çekirdek, deterjan gibi ürünlerde bu oyunun daha da yaygın şekilde oynandığına vurgu yapılmış diyelim ve parametreye geçelim.